Sevgili seyirciler, şehrin manevi direği Somuncu babasıyla, Selçuklu mirası Sultan Hanı'yla, milli yerli ırkı olan Malaklı köpeğiyle, dağlarında sürüleri, ovalarında yoncasıyla, birbirinden lezzetli nimetleriyle hazır mıyız gezmeye? Aksaray'dayız, Aksaray'da. Gidiyoruz gündüz gece. Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz. Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz. Kurban olam Allah'ımdan, seveni sevene yaz. Dinla, dinla, kurban olam. Sevgili seyirciler, dünyada 3 yerde bulunan ervahlardan biri olan Aksaray ervahındayız. Selamünaleyküm Mahmut Hocam. Aleykümselam. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, iyi. Sizler nasılsınız? Vallahi biz maneviyatı yaşamaya geldik. Tam da yerindeyiz. Tam da yerindeyiz. Ervah ne demek hocam? Ervah ruhlar demek. Ervah diğer kabirlerden ayıran çok önemli bir özellik. Aha. Kıyamet günü ikinci sur üflenince diğer kabirlerde olan bütün ruhlar ervahlarda toplanıyor ve mahşere doğru yürüyor. Tabiri caizse ervahlar mahşerin durakları manasına geliyor. Diğerleri nerede? Bir tanesi Şam'da, Şam ervahı. Aha. Bir tanesi Medine'de, Medine ervahı. Evet. Bir tanesi de Aksaray ervahı. Dolayısıyla bu yönüyle Aksaray mahşerin duraklarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Evliya Çelebi Aksaray ziyaretinde, Aksaray gezisi sırasında Aksaray ervahında diyor 7000'den ziyade, kimi rivayetlere göre 70.000'den ziyade, yani fazla evliya bulunduğu, her kim ki sıkıntıyla Aksaray ervahına gelirse o sıkıntıdan kurtulduğu ve hatta derdi olanlar ervaha geldikten sonra o dertlerinden kurtulduğu şeklinde bir rivayeti vardır. Maşallah. Dedem Evliya Çelebi dediyse doğrudur. Eyvallah. Girelim hocam. Geçelim. Hadi bismillah, buyurun. Esselamu aleyke. Hocam, mezarlığa girince selam verilir değil mi? Evet, selam, mezarlığa girince selam verilir. Peygamber Efendimizin bir hadisidir, bir uyarısıdır bu. Mezarlığa girince esselamu aleyküm ya ehli kubur diye selam vermemizi istiyor. Yani kabir ehli, selam size olsun diye. Esselamu aleyküm ya ehli kubur, ama selamı da almak lazım değil mi? Tabii ki almak lazım, geri almak lazım. Aleyküm esselam. Selamımızı alıyorlar fakat biz onları duyamadığımız için tekrar kendi selamımızı. Kendi selamımızı kendi. Eyvallah. Ben aldım. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Şimdi şu anda neredeyiz? Kimin kabrindeyiz? Salihler yurdu, Evliyalar şehri Aksaray'ımızın önemli büyüklerinden, manevi mihmandarlarından bir tanesi olan Cemaleddin Aksaray'ın huzurundayız. Cemaleddin Aksaray'ın önemi şuradan gelir. İlmi kişiliğinin yanında, tasavvufi kişiliğinin yanında siyasi de bir yönü vardır Cemalettin Aksaray'ın. Zira Osmanlı Devleti gibi köklü bir devletin 600 yıl ihtişamıyla dünyaya nam salmış bir devletin hem dini, hem siyasi hem de ilmi hayatına yön veren kadronun dedesidir Cemalettin Aksaray'ı. Wow. Bizzat kendisi de hem müderris hem aynı zamanda Amasya kadılığı yapmış, Konya kadılığı yapmış ulu bir zattır. Meşhur Sadrazam Piri Mehmet Paşa üzerinden Osmanlı Devleti'nin siyasetini yönlendiriyor. Yine torunlarından birisi olan Cemal Halveti ile Halvetilik tarikatının Anadolu'daki önemli kollarından biri olan Cemaliye koluyla devletin tasavvufi yönüne bir anlamda istikamet çiziyor. Zembilli Ali Cemali isimli torunu vasıtasıyla da devletin ilmiye sınıfına, ilmi yönüne yön veren büyük zatlardan bir tanesi. Hocam, o zamanın mübareklerin manevi direkleri sadece dini konularda değil, ilmi konularda da çok başarılıymış, evet, değil mi? Evet. Zaten şöyle bir şey vardır. Tasavvuf gerçekten bilenler, yaşayanlar ilim yollarında ilerlemeden tasavvuf yoluna adım atmıyorlar. Önce medrese ilim, sağlam bir ilim, ondan sonra tasavvuf. Zira tasavvufta şöyle bir de kavram vardır. İlimsiz tasavvuf kişiyi bir anlamda zındıklığa götürür. Tasavvufsuz ilimse ruhsuz bir yola iter. Dolayısıyla tasavvuf olacaksa, eğer tasavvuf yolunda ilerlenecekse, ilim mutlaka olmazsa olmazdır. Büyük tasavvufçulara, mutasavvuflara baktığımız zaman hepsinin geçmişinde çok ciddi bir medrese eğitiminde olduğunu görürüz. Yani neredeyse tamamına yakını ciddi bir medrese eğitimi almıştır. Ondan sonra tasavvuf yoluna adım atmışlardır. Somuncu Baba Hazretleri yine Aksaray'ımızın manevi büyüklerinden tasavvuf yolunda çok önemli noktalara gelmiş. Önemli basamaklar kat etmiş. Fakat geçmişinde büyük bir müderristir. Öyle mi? Mesela Hacı Bayram Veli. Esasında ismi Numan'dır. Geçmişinde büyük bir müderristir. Somuncu Baba'yla tanıştıktan sonra Bayram ismini alır ve tasavvuf yoluna
ilerler. Yine Cemaleddin Aksaray'ı. O da mı öyle? Tabii ki çok büyük bir müderristir. Aksaray'ımızın Zinciriye Medresesi'nde dersler vermiştir, talebeler yetiştirmiştir. Daha sonra tasavvuf yoluna adım atmıştır. Vay. Şimdi Cemalettin Aksaray Hazretleri'nin huzurundayız. Evet. Ama bir de Somuncu Baba'ya gitmemiz lazım. Tabii ki Somuncu Baba'mız şehrin manevi mihmandarı, manevi direklerinden bir tanesi. Gelmeden, duamızı etmeden gitmek olmaz. Eyvallah. Hemen oraya bize siz zahmet götürürseniz eyvallah, seviniriz. Tabii ki memnun olurum. Buyurun hocam. Hocam, Ervağ'ın içinde bulunan Somuncu Baba Külliyesi'nin tam içindeyiz. Evet. Külliye olunca neler oluyor içinde? Şimdi külliyemizde Somuncu Baba Ervağı, Somuncu Baba Külliyesi'nde bir camimiz var. İnsanlar rahatlıkla gelip ibadetlerini yapabilmesi için, Ramazan aylarına teravihler için, cuma günleri, cuma namazları için. Külliyemizde bir tane restoran, yani bir anlamda dönemin aşhanesi bir restoranımız, misafirlerimiz yemeğini yiyebilsin diye. Sonra abdest alınacak şadırvanlarımız, yine hediyelik noktalarımız, bir minyatür müzemiz, Somuncu Baba Hazretleri'nin maneviyatının canlandırıldığı bir minyatür müze, cenaze hizmetlerinin görüldüğü bir birimimiz ve insanların rahatlıkla oturabilecekleri, çaylarını içebilecekleri, istirahat edebilecekleri güzel mekanlarımız, güzel yerlerimiz var. Yani şehir dışından geldin, ne ararsan burada var. Rahatlıkla bulunabilir, aranan her şey burada bulunabilir. Maksat neyse o hasıl olur burada. Aksaray'ımızın manevi mihmandarı Hazreti Pir'in. Ha, geldik şu anda. Somuncu Baba'nın şu anda huzurundayız. O zaman esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi Somuncu Babamızın türbesine geldik. Manevi şahsiyatların önündeyiz. Evet. Aksaray'ın manevi direği Somuncu Baba'nın hikayesi nedir hocam? Hazreti Pir'in Somuncu Baba olma hikayesi bambaşkadır. Şeyh Hamidi Veli'dir. Esasında ismi Hamid'dir. Şeyh Hamidi Veli olmuştur. Fakat Somuncu Baba oluşu bambaşkadır. Bursa sokaklarında bir zat vardır. Heybesine ekmekleri yükler, bazen sepetine ekmekleri yükler. Bazen de merkebiyle beraber Bursa sokaklarında ekmek dağıtır ve şöyle ünler. Somunlar müminler. Somunlar müminler. İnsanlar ne zaman bu sesi duysalar Somuncu Baba'nın etrafını çevirirler, peşinden koşturmaya başlarlar. Onlara parayla vermiyor değil mi? Değil. Parası olmayana ücretsiz, parası olana ücretli. Fakat oradan aldığı parayı da yine mahrumlara, yine muhtaçlara dağıtmak kaydıyla. Somunlar müminler niye diyor? Somunlar müminler. İnsanlara somun ikram ediyor. Esasında orada kastı bambaşka. Somuncu Baba Hazretleri zahir yönüyle yürüyüp batını pişiren bir zat ki Emir Sultan Hazretleri ile karşılaşmaları, tanışmaları böyle olmuştur. Onun ekmeğini pişirirken evlat bizim işimiz pişirmektir derken esasında kastettiği başka bir pişirmekti. Fakat Emir Sultan onu yemeği pişirmek olarak algılamıştı. Yanıldığını Ulu Cami'nin açılışında yakinen görecekti. Somuncu Baba Hazretleri böyle somunlar müminler diye ünleye ünleye yürüdüğünden, dolaştığından ismi Somuncu Baba olarak kalmıştır. Kimisi de ona ekmekçi koca diye hitap etmiştir. Kendisini Somuncu Baba Hazretleri unun, ekmeğin, ateşin ardına gizlemiştir. Burada önemli bir felsefe vardır. Hazreti Mevlana'nın hamdım, piştim, yandım metaforu Somuncu Baba'da buğday, un, hamur, ekmek ve ateş olarak karşımıza çıkar. Bir insanın bir yolculuğa çıkıp o yolculuğun sonuna varıncaya kadar olgunlaşma halini buğday halinden ekmek oluş haliyle anlatır Somuncu Baba. İnsanın da hamken yandığını, nihayetinde ocaklarda, ateşlerde piştiğini ve kamil insan olduğunu bizlere öğretir. Allah mekanını cennet eylesin, i̇nşallah, rahmet eylesin inşallah. Şimdi bir de çilehane var içeride. Tasavvuf yoluna çıkanların belirli eğitimlerinden bir tanesidir. Tasavvuf yolunda belirli eğitimleri alanlar bir noktadan sonra artık çile çekmeye başlarlar ki çilehane dediğimiz yerlerde 40 gün boyunca kalırlar. Orada, hocam küçücük yer orası böyle değil mi? Hep aşağıda. Yani bizim bugün girdiğimiz zaman tabiri caizse biraz daraldığımız, biraz bunaldığımız ama o insanların genişlik bulduğu, aksine dünya zindanlarından kurtulup ferahladığı bir yerdir çilehaneler. 40 gün temel ihtiyaçlarını karşılamanın dışında oradan çıkmaz Allah dostları. Orada zikirle, tefekkürle, tezekkürle vakitlerini geçirirler. Kim ki 40 gün boyunca çilehanede kaldı ve kendisine bir takım sırlar verildi. O kişi velayet yolunda artık ilerlemeye devam eder. Vay. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi itikafa girmek gibi bir şey mi oluyor? Evet, bir anlamda odur. Esasında Peygamber Efendimizin Hira'daki çilesini Allah dostları kendi hiralarında gerçekleştirmişler. Ha, anladım. Peki biz şimdi çok alışığız yani türbelerin falan genelde böyle tepelerinde böyle kabuk vardır, üstü kapalıdır. Kubbelidir. Kubbelidir. Kapalıdır, türbe şeklindedir. Fakat Hazreti Pir'de gördüğünüz gibi Evet, niye açık? Üst kısmı açık.
Hazreti Pir'in bizzat kendi vasiyetidir bu. Hı hı. O öyle buyuruyor. Vefat ettiğim zaman, öldüğüm zaman beni toprağa verdiğinizde üzerime hiçbir şey kapatmayın. Zira diyor Allah'ın rahmeti olan o yağmur, o rahmet diyor benim bağrıma işlesin, toprağıma değsin, gönlüme kadar sızsın diyor. Allah'ın rahmetiyle benim arama bir engel koymayın diyor. Vay 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 işte. 600 yıl sonrasına böyle güzelliklerle kalıyorsunuz. Biz de inşallah bir duamızı edelim. Seyirciler, Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde yeşillikler içerisinde şahane bir yerdeyiz. Burası Kaz Üretim Çiftliği. Buyurun. Ne arıyorsunuz? Gaz gidiyoruz. Gaz gidiyoruz. Emmi bir şey soracağım. Gaz gelecek yerden tavuk esirgenir mi? Esirgenmez. Esirgenmez. Gaz kıymetli bizim buralarda değil mi? Evet. Şimdi Mustafa, bu kazlar özel kazlar. Yani evet. Bir normal kazda bir de kafasında böyle şeyli bir şey böyle. Evet, aynı bunlar... şey benim saçım gibi şöyle kalk. Biraz. Niye onlar öyle? Çin kazı bunlar. Cinsi böyle. Ha, Çin kazı. Çin kazı olduğu için bunların diğer kazlardan farkı kilolar farklı. Hı. Ondan sonra yumurtaları fazla. Ama gözleri çekik değil. Bu Çinliler gazıda mı çakma yaptı olabilir acaba? De. Ha? Olabilir, olabilir de. Şimdi bunların kiloları fazla. Evet. Yumurtası nasıl? Normal kazlar 15 ila 20 arası yumurta yapıyor. Hı. Bunlar 80'e kadar çıkıyor yumurtaları. Allah Allah. Evet. Bunlarda civciv çıkarma şeyleri yok. Kuluçka da çıkarıyorsunuz bunların şeylerini, yumurtalarını. Ha, normal makinede mi? Tabii makinede çıkarıyor. Kendisi çıkaramıyor. Kendisi çıkaramıyor. Yani çıkarmasını istiyorsanız 15 yumurta dediğimi bitirmek zorunda yumurtayı. Ha. O yüzden yumurtalar sürekli topladığınız zaman 80'e kadar çıkıyor bunun yumurtası. Of. O zaman daha karlı oluyor. Peki bunun kuluçka süresi ne kadar bu yumurtaları? 30 gün. 30 günde civciv alabilirsiniz. 2 günde kuluçka makinesinde bekler, kendini düzelttiği kuruduğu zaman yayılıma gönderebilirsiniz. Peki burası böyle sulak bir alan. Evet. Bunlar sulak alanı mı seviyorlar? Yani genelde sulak da oluyor, kıraç da doluyor. Sıkıntı olmuyor. Yani gazın sevmediği bir yeri yok yani. Gaz çok dayanıklı hayvan. Çünkü soğuk mevsimlerin hayvanı olduğu için hastalama durumu falan yok bunlarda. Çünkü o yüzden de kıraçta da yetişiyor, sulakta da yetişiyor. Peki mesela bu kadar kaz var. Ne yapıyorsunuz bunları? Nereye gönderiyorsunuz? Bunları biz şimdi bu aylarda yumurta zamanı. Ha. Yumurta zamanı olduğu için biz kendimiz artık satmıyoruz. Önceden o otellere, restoranlara, kesimhaneye gönderiyorduk. Aha. Kesimhanede satılıyordu bunlar. Şimdi de yumurta zamanı olduğu için kendimize birazcık damızlık ayırdık, yaklaşık 300 tane kadar. Damızlıkları ayırdık. Şimdi kuluçka makinemizde civciv çıkarıyoruz. Bunlar sadece mesela ot mu yiyorlar yoksa normal besinler de veriyor musunuz? Yani bu yemler falan veriyor yem musunuz? Yem veriyoruz. Arpa veriyoruz. Buğday veriyoruz. Arpa yiyor mu bunlar? Tabii. En sevdiği şey arpa bunların. Allah Allah. Tabii birazcık yağ oranı fazla olduğu için arpanın en çok onu seviyorlar. Peki kaz eti yağlı derler yani. Yazın yağlı, mı yağlı? Kışın mı yağlı? Kışın yağlanır. Soğuk yiyince yağlanır. Çünkü üşümemesi için hayvan. Ha. Üşümemesi için mecbur yağlanmak zorunda. Çünkü buzun içinde yaşıyor bu hayvan. Ha, onlar genelde kümeslerde girmez. Kümesleri sadece yumurta bırakmak için kullanırlar. Emmi, niye öyle demişler ya gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diye? Gaz kıymetli mi? Tabii kıymetli tabii. Gaz değil biraz mi? Daha büyük ya. Tavuk her yerde var. Yani biraz da mevsimlik var. Yeniyor. Her mevsimde bulamazsınız kaz etini. Tabii. 11. ayla 3. ay arası bulabilirsiniz. 3. aydan sonra yumurtaya başlar. Hmm. Ben birkaç kere beni kaz kovaladı. Bunlar tıs tıs kovalıyorlar ya. Evet. İçeri kovalayacak kaz geliyor. Abi onu getirmeyelim emmi be. Sen az zahmet onu hiç şey yapmayalım. O, beni kovalıyor onlar. Bir tısılıya tısılıya geliyor ya bir tanesi. Onlar niye öyle kovalıyor? Yavrusu olduğu zaman korkar. Hani evde köpek yok, bahçede köpek yok. Kazı koy diyorlar. Aynen. Bir çıtırtı duysun hemen o ötmeye başlıyormuş. Gerçekten öyle. Alarm gibi. Alarm gibi. Vallahi. Çünkü yerli gazlar biraz daha değişik olduğu için çok sert oluyor onlar. Bizim yerli gazlar iyi. Aynen. Değil mi? O da iyi, bu da iyi. Çınar da volüm oranı fazla. Yok şu şey olarak, tısılama olarak. Köpek olarak doğru. Köpek bağlayacağına kazı koy. Gerçekten öyle. Vallahi acayip. Gecenin geç saatlerinde saat 2'de 3'te birisi bir tıkırdı duysa kaz içeriden ses yapar. Hemen sesi. Hemen haber olur. Bir de tısılar üstüne atlar. Evet. Bunlar tilkilere karşı geliyor. Öyle mi? Evet. Mesela tilki geldi diyelim. Bunların kanatları çok güçlü. Öyle mi? Tabii kanadının altına alıyorum genelde. Allah Allah, tilki. Evet, ben de bir amcanın atmıştı bayağı bir yıllar önce.
Dedi bir defa gördüm dedi, tilkiler geldi dedi benim şeylerin gazların arasına. Koltuğunun altında öldürdüğünü gördüm dedi. Tilki? Evet. Tövbe yarabbim ya. Gaza bak vallahi, helal olsun ha. Çünkü kazlarda kanatlar çok kaslı olduğu için. Ha. Çünkü vücut büyük, kanatları çok yüksek. Beni kanadının altına almasın şimdi. İnşallah Allah. Ha? Emmi beni kanadının altına almasın şimdi. Aldırtmazık seni. Kurban olayım bir şey yapın ha, bir şey olursa. Kendi seni aldırtma. He gözünü seveyim, bir şey olursa tıslarsa mıslarsa yanımdan ayrılmayın ha. Geliyor mu ne? Gidelim mi onların yanına? Gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Buyurun. Tamam. Sevgili seyirciler, işte bir kazın en tehlikeli olduğu an değil mi? Evet. Yavruları yanındayken çok tehlikeli oluyorlar. Ama Mustafa yanımda, emmim yanımda. Dur, dur, durun gitmeyin, durun. Şimdi bunlar kaç günlük yavrular Mustafa? Bunlar bir haftalık. Bir haftalık. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada mesela 4 tane kaz var. Bu kimin çocuğu bunlar? Kimin yavrusu bunlar? Bunun anası babası kim? 4 tane burada. Babası şu siyah, anaları beyaz. Ha, baba bir tane. Evet. 3 tane mi hanım var? 3 tane. Ya öyle mi? 3 hanımı mı var? Evet. Vay bak, kaza bak, görüyor musun? Şimdi baba bir tane, 3 tane hanım var. Orada kaç tane yavru var yaklaşık? 45-40'a yakın herhalde yani. Peki bunlar mesela diğer kazlara yaklaştırmıyorsunuz değil mi? Evet. Niye? Çünkü onlar yavruları dövüyor. Onlar yavruları olmadığı için. Ha, kıskanıyorlar. Tabii. Bunlarda da mı var fesatlık? Biraz. Biraz var. Şimdi onlara yaklaştırdığın an yavrulara saldırıyorlar. Evet. Peki Mustafa, bu yavrular da giriyor mu suyun içine? Girer. Kendileri girdiği zaman bir sıkıntı yok ama siz suyun içine koyup çekerseniz o zaman ıslanır, ölür hayvan. Aa. Tabii. Kendinin suya girdiği zaman tüylerinin düzelmesi var. Ha. Siz şimdi suya hayvanı bırakıp çektiğiniz zaman direktman o bir gün sonra ölür o hayvan. Ama ne fark ediyor? Kendi de suya giriyor. Çünkü kendi tüylerini düzeltiyor. O zaman kendini sıkılıyor. Kendi girdiği ha, zaman. Kendini, kendini hazırlıyor. Hazırlıyor. Bak, bu anda, şu anda ıslandı bu hayvanlar. Aa, bir şey olmaz inşallah değil mi? Kurur birazdan. Tamam. Çünkü güneş de biraz akşam falan olsa sıkıntı yani, ölür. Çünkü suluklarda bunlar, suluklarında sadece kafaları girmesi lazım ilk zaman. Vücut girerse olmaz, ölüyor. Olmaz. Bunlar mesela ne zaman bu hale gelecek, büyüyecek? Yaklaşık bir 4 ay sonra bu hale gelir. Hmm. Ondan sonra da kışa doğru da kilo almaya başlar. Neden kışın kilo alıyorlar? Yağlanıyor ya. Ha, yağlanmadan dolayı. Evet, yağlanmadan dolayı. Ha. Dışın buz yer bunlar, buz. Buz mu yer? Buz yer bunlar. Ah, cidden. Dışın buz yiyorsa yazında dondurma yemesi lazım. Dondurma da yer. Peki bizim kazlar mı daha böyle güçlü, o Çin'den gelenler mi? Yani bunlar biraz daha... Sadık diyeyim, şöyle diyeyim, biraz daha yavrusunu daha çok koruyor. Gene ne varsa bizde var. Yani ne varsa kurban oldum. Günlerin kurban gibi. Oldum Aksaray. Gazı başka, kuzu başka, malaklısı başka. Evet. Valla. Aşağıda da var. Bunlar var. Bunun kendi yavrusu. Onlar onun Çin'in yavrusu. He, Çin'in yavrusuyla kendi yavrum bir olur mu? Buradan şimdi onları tekrar oraya mı götüreceksiniz? Bunlar gider. Akşamları yem veririz belli bir yere. Hı hı. Bunlar gezer. Akşam olduğu zaman yemin olduğu yere gelir. Onlar yeri oradır. Kendi gidiyorlar. Tabii siz nereye alıştırırsanız oraya gider bunlar. Peki koyunun, kuzunun, ineğin, geçinin çobanı var. Kazların çobanı oluyor mu? Yani şöyle söyleyeyim. Yemini sürekli aynı yere verdiğiniz sürece, aynı standartlarda gidip geldiği sürece pek sıkıntı olmuyor. Çobana gerek yok. Ben şimdi bu yukarıda baraj var. Aha. Baraja sürerim. Barajda yayıldılar. Akşam yem zamanı tekrar gelirler. Bunların kanatları çok büyük. Gitmiyorlar mı? Kaçmıyorlar mı başka yere? Bunlar yağlandığı için pek gidemiyorlar. Uçamıyorlar. Tabii. Çünkü öbür diğer kazlar yavrudan çıktığı zaman yaklaşık bir ay sonra uçmaya başlarlar. Ha. Bunlar uçmadığı için, çünkü yemi iyi biliyor. Çünkü diğer kazlarda niye uçuyor? Yem yok. Göç yapıyorlar. Ha, mecbur. Mecbur olduğu için uçmak zorunda kalıyorlar. Bunlar da aç kalsa bunlar da uçacak. O ekmeğinin derdine düşmüş. Yani. Evet. Değil mi? Burada yani. Dört dönüm bostan yan gel Osman. Bunun kilosu 3,5 kilo ile 4 kilo arası geliyor. Onlar da 7 ile 8 kilo arası geliyor. Ha, tabii o daha ve iki katı. Bunlarda 15 ile 20 yumurta arası var. Onlarda 80 ile 60 arası var. Oo. Onların avantajı biraz daha. Yok kardeş, ben gene kendi kazımızı istiyorum. Usta, azıcık yaklaşsam bir şey yaparlar mı? Bir deneyim. Bir deneyim. Bak hele emmi, tısılarsa mısılarsa. Bakma. Yet gayrı, kurban olayım, bana doğru şöyle bir şey yap, tamam mı? Dur. Gel. Abi vallahi tısılıyor, vallahi tısılıyor. Anam! Geliyor muydu? Sızladı, ne yaptı? Sen
Sevgili seyirciler, Aksaray'ın şirin güzel ilçesi Gülağaç'ta şahane bir yerdeyiz. Bakı Gölü'nün kenarında anamlarla bacımlarla beraber çok güzel bir şey yapacağız. Aksaray usulü gaz yapacağız. Gaz. Ne örüyorsun anam? Pişiriyorum kuzum. Pişiriyorum. Evvela kesiyorum. Evvela keseceksin. Ondan geliyor oluyorum. Evet, temizliyorum, yıkıyorum. Düdüklüye koyuyorum. Hani onun ciğeri, ben gaz ciğerini severim. Burada. Ciğer orada mı? İçinde. Gazın en önemli şeyi benim ben ciğerini ciğeri. De koydum kuzum. Pöteleğini de koydum. Taştığında kellesini, her şeyini. Pöteleğini kı? Her şeyini içinde. Pöteleğini kı? Aleti oğlum. Ne aleti kı? Aman. Anam. Fazla yoruyorsun beni. Biz şimdi size burada inşallah bu güzel yerde mis gibi havada şahane bir gölün kenarında Aksaray usulü gaz yemeği yapacağız. Evet. Ablacığım ne yapacağız şimdi? Tavuk haşlama yapacağız. Tavuk mu? Gaz haşlama. Baba dur, şaşırdı. Haşlama, tavuk gaz mu? Hayır. Gaz. Komşunun tavuğu komşuya ne görünüyor? Gaz görünür. Gaz görünmez mi? He. Gaz. Sen bizim gazlı tavuk gördün mü? Görüyorum ha. Al tavuğu. Hadi. Tavuk. Yok, gaz. Şimdi gazı düdüklü tencere mi o? Evet, düdüklü. Düdüklü tencerede pişireceğiz. Bu çok önemli. Niye önemli? Çünkü gaz eti biraz geç pişiyor değil mi? Evet, ağır evet. Ağır pişiyor. Bir saatte pişiyor. Hadi canım. Tamam, başlıyoruz. Şimdi gazımızı aldık. Çok lezzetli eti var. Şimdi yiyince de göreceğim. Bir de Afrika gazı ya. Afrika mı? Evet. Kız bizim gazlara kıran mı girdi Afrika gazı? İşte biz bizim gazımızı çiğittik, onu da yanına kattık. Bu Afrika gazı mı? Bu Afrika gazı. Afrika mı, Çin mi? Çin mi? Afrika. İkisi aynı. Şey koymuyor. İkisi aynı canım, aman. Evet. Depesi evet. Yok mu? Tamam. Depesi var mı? Ne depesi? Şunun depesi. Kimin depesi kız? Onun kız. Hangisinin? Ha, tamam onu. Şimdi düdüklü tencerenin bu düdüğü. Bu mu düdüğü? Evet. Bu depesi. Bu olmazsa... Evet. Pişmez. Ne yapacaksın? Ben nereden anlayacağım bunun pişmediğini, değil mi anne? Evet. Bu çok önemli. Bu evet, bu var ya, bu hayat kurtaracak inşallah. Abla açtın mı altını? Evet. Tamam, iyice altını aç. Hani aç bakalım. İyi açacak. Aç ya. Bakalım. Bak gel. Tamam, yandı. Evet. Annem siz buralısınız değil mi? Evet, buralıyım. Sen de buralısın anam. Evet. Tamam. Şimdi herkes buralı. Evet. Biz de buralıyız artık. Tabii. Benim oğlumsun. İki oğlum vardı, üç oldu. Üç oldu. Üç oldu. Benim kardeşler nerede? Onlar nerede? Kardeşim biri orada, biri de Aksaray'a gitmiş. Arabası arıza yapmış. Araba mı bozulmuş? Evet. Nasıl canı sağ olsun. Şimdi annem, burada kaz yetiştiriciliği var değil evet, mi? Peki mesela sadece kaz mı yetişiyor? Bir de var. Koyun. Cücük de var. Küçük cücük, tavuk cücüğü, salma tavuk. Salma tavuk. Evet. Böyle gezen tavuk. Gezer. Çütlükte gezer. Yumurtası organik. Değil mi? Evet. Bizim buralar hep organik zaten. Çünkü şeyde değil, tel örgüde değil. Ha. Öyle yayılıyor çayırda. Çütlükte kendi başı boş yayılıyor. Yumurtaları çok kırmızı oluyor, zelletli oluyor yemesi. Bu ne ekmeği? Bu taş fırın ekmeği. Taş fırın? Evet. Vay. Fırını yakıyor, taşı atıyor oh, böyle, bu oh, taşta pişiyor. Oh. Tandır. Ha. Bu da tandıra yapıştırır. Şimdi annem, bu nasıl yapılıyor? Tandır, yoğuruk. Neyi? Yoğuruk. Neyi yoğuruk? Hamırı. Ha, hamırı, tamam. Evet, hamırı. Tamam. Hamırı yoğuruk. Gelir tamam. Eşkisi, alırık besini, tandıra vururuk. Kuruyorum da nereye vuruyorum? Tandır. Ya içine. He. Kömür olur, köz olur. Kömür yok. Basarık. Odundan. Odundan basarık. Ha. Kızar tandır. Evet. Ha, tandıra. Ha, kızar. Tandıra bunu böyle, bismillah böyle yapıştırıyoruz içine değil mi? He. Ondan sonra bu orada pişiyor. He, elimizden çıkarırık. Elin yanmıyor mu anam? Yanmaz, pişiyor. Bakayım hele. İşte. Vallahi iyi maşallah. Evet. Çünkü benim elim yanar, ben sokamam. Ama bakma canım, biz iyiyiz. Ben kötü müyüm? Siz iyisiniz, ben kötü müyüm? Estağfurullah. Herkes iller, herkes iller. Ben mi kötüyüm? Bir yer bir bir ben mi karayım? Bir ben mi kötüyüm? Var, hepimiz kara değil miyiz bizim burada? İyisin, çok iyisin. Allah razı olsun. Zorla iyi ettim ha kendimi. Peki annem, çalışacak burada mı? Hep yok, hiç gurbette kimse yok. Hep gurbetteler. Neredeler? Çorlu'dalar. Yalnız mı kaldın ya? İki kişiyik. Kim kimsiniz? Necmi. Necmi kim lan? Hocam. Necmi emin nerede? O da burada. Ha, orada mıydı? Nereye gitti burada acaba? Tamam dursun gel. Namaz kılıyor. Ha, namaz kılıyor. Allah kabul etsin. Namaza gitti. Necmi emin namaza gitti. Şey annem, Çorlu'ya bir el sallayacaktı. Senin çocuklar adı neydi? Necmi. Sen herkese Necmi diyorsun. Necmi diyorsun. Dur yer seni bir şaşırdım. Tamam özür dilerim. Mustafa Aydıvar. Mustafa abi. Aydıvar abi. Selam. Kızları niye saymıyorsun? Urkaya. Ben mi söyledim? Kızları sen niye saymadın? Divan, Urkuya bacım, Urkuya ablam. Selam. Selam. Bir daha var mı? Var. Mireşim, neyi kız adını da götüremedin? Anam, kızın adını unuttum. Vallahi kızın adını unuttum. Sen, ses lan ses. Onun adı ne? Dur lan. Dikseyene kız adını bir getir. Dikseyene kızın adı ne? Sen bilmiyorsun, ne bilsin? Gidiyorum yarım amanım. Bir dakika. Urkuya var.
Selda var. Ha Selda, hatırladık. Selda. Hadi kozanları öperim yavrularım. Hadi. İyi. Selda anan. Ha, Aydın Hanım. Hepsine selam. He, Selda anan seni unuttu da bazı bir şey yapmış. Seni unuttum ya. Unuttu derken yani öyle kafamız dağıldı biraz. Tamam. Kusura bakma karnımız aç. Gaz yiyeceğiz biz de. Kafamız öyle gaza gitti Allah'a sen. Anam. Tamam bunu o zaman bunu gazla yenir mi bu? Ya şuna yiyin neyin tamam, lazım bazım öyle diyorsun. Bacım mı? Konuğum. Bacım ben. Ben diyor öyle gidiyor ne oluyor? Ben senin oğlundum bacım yaptın beni. Yer sende olsun bab ne öğrenim. Yer böyle gidiyor bazen aklım. Ne öğrenim de bana niye bacım diyorsun sen bana? Diyeyim bağırma. Yani ben senin oğlundum kız. Ha oğlumsun gidi oğlumsun. E bacım diyorsun. E diyeyim bağırma ne olur lan. Tamam bir bağırma canım aman ne olacak. Bir de bacım olak ne yapalım. Anam dur telefonu. Anamın telefonuna bak. Anamın telefonuna bak. Kız bu ne ya? Kız bu şey. Kız bu nasıl? Konuş. Bak hele bak kız sen bunu nasıl bağladın? Ne vereyim lan çalıyorlar al. Anamın telefonu bak böyle bağlamış. Evet. Düşürürüm düşürürüm diye. Düşürüyorum kaç düşürdüm yavrum. Valla. Valla alalım. Hayır canım ben bundan alırım bir tane. Alalım. Nedir almışlar? Sen olsun zahir diyeyim. Hayır durma hanım yok anam yoksa. Ne var? Şimdi sen anam bunu böyle bağlıyorsun. Evet bağlıyorum alo diyorum. Buradan alo diyorum bu çıkmıyor mu? Çıkmıyor kuzum. Ha iyi bağlı. Canım. Tamam Allah bunu boş isteyince veriyorum da bakıyorum. Arada vereceğim konuşsunlar. Al konuşun diyorum. Annem bunlar ne? Bu da gazımızın yumurtası. Abo. Bu cücük çıkar. Kız bu deve kuşu yumurtası gibi evet. Kocaman ha. Daha sen bunlar ufak. İki sarılı oluyor böyle koca koca. Bu ufak mı da? Bunlar ufak da. Abo bayağı kocamanmış daha ha. Büyük. Bir şey söyleyeceğim bunlara dokunmamak lazım o zaman. Niye? Hem cücük mücük çıkar cücük ya. Cücük yok bu. Ha, bunu yiyin bu önlük taze bu. Ha bu taze. Ha. Vay maşallah bunlar maşallah maşallah. Daha hem iki sarılı şöyle koca koca kuzular. Bunlar iki sarılı mı şimdi? Tek sarılı. Peki gaz yumurtası hani bizim normal tavuk yumurtası gibi mi bir farkı var mı? Farkı çok farkı var. Gerçekten mi? Yani nasıl farkı var? Tadı da pişmesi de kokusu da çok güzel. Allah Allah. Şimdi sana anam bu ne? Bu da yoksa gaz baklavası mı kız? Gaz baklavası mı bu? Gaz baklavası mı bu? Koca karı baklavası. Evvelki geleneklerimiz göreneklerimiz bu. Kız evine giderken hep bunu yapardık. Üstüne bir şey örterdik, böyle götürürdük kız istemeye giderken. Gel anam, bu şey mi? Koca karı baklavası mı? Evet. Ha. Koca değil ya, o da değil abi. Yok sizin için değil ya, eski evet, adı evet. Öyleymiş anne. Geç, asır geçti. Asır. Herkes baklava yapıyor, biz de sini yaptık. Bunun adı sini. Sini? Evet. Ama aslı nesli koca karı baklavası. Evet. Değil mi? Evet. Asır geçti. Asır geçti tabi de yine yani. De gelenek göreneklerimiz bir olsun dedik. Elinize sağlık. Ceviz evet. Mi var içinde ceviz anne? Ceviz de var, ceviz, höşmerim. Aa hoşmerim. Hey, maşallah. Hoşmerimle katıyor cevizi. Sarıyor, içine atıyor, çekiyor, fırına veriyor, pişiyor. Vallahi annem çok maharetlisiniz maşallah. Vallahi elinize kolunuza sağlık. Sen bile. Kaz yumurtası. Anama dedim ki nasıl? Dedi ki alakası yok normal tavuk yumurtasıyla. Yok canım. Alakası yok dedi. Değil mi? Tabii. Zelletli, güzel kokulu. Zelletli. Böyle. Lezzetli. Ha kurban. Canım araba. Ama tatlı. Hem biz acımıyık. Ama gel. Gel kızma gel. Nasıl gel. Kahillendi kız? Niye kahillendi o? Niye kahillendin ana? Kıskandım tabii durum ya sadece ana deyip bize niye dedim onu? Anam kıskandı ha. Anam. Kız sen de benim. Sen bir tarafı senin bir tarafı benim. Ha tamam. Tut kolumdan. Ha. Bu bak bu but senin. Bu but senin. Ha. Tamam. İşte benim. Bazı da bir türkü alalı vermiyorum. Ben senin. Dam başında oturur. Çıkmış kapı süpürür. Dam başında oturur. Çıkmış kapı. Kapı süpürür. Senin o bakışların evet. Beni bir gün öldürür. Senin o bakışların beni bir gün öldürür. Oy niye yandın niye? Nasıl aldandın niye? Oy niye yandın niye? Nasıl aldandın niye? Hani sen benim idin, söz verdin caydın niye? Hani sen benim idin, söz verdin caydın niye? Alkış. Sen niye kızdın bana kızdın mı? Yok sevdiğinden vurdu. Oğlumu bir alkışlama. Ha. Alkış. Şimdi bizim buraların sevmesi biraz böyle oluyor. Kah sağdan vuruyorlar. Kah soldan vuruyorlar. Kıyamam ben oğlum. Bak anam gene kıyamıyor da sen bayağı bir sağlı sollu. Usulur. Ekmeğdeki oklayı vuru vuruyorlar ya. Ha sen onlar gibi yapıyorsun. Ha. Böyleydi ya. Oklayı vuru vuruyorlar sana. Nasıl gülüyorsun? Ne yapacağız bu yumurtaları? Pişireceğiz. Pişirecek. Bir, mesela 3 kişiyiz. He. Kaç tane yeter bundan? Vallahi yiyebilirseniz 4 kırın. Yiyemezseniz 5 kırın. İşte kırın. Kırın. Bildiğiniz kadar. Aman kırın işte. Çütlük de çok. Ne oldu ablam pişti mi? Kazımız pişti. Havasını aldı. Havasını aldın. Pişti. Allah. Şimdi
Ne yapacağız onu? Pilavın üstüne koyacağız. Yardıma ihtiyacın var mı? Vallahi kalıp kalıp. Kek kalıbı gibi vallahi maşallah. Tamam. Şimdi pilavımız da hazır. Şöyle. Bulgur pilavı da başka oluyor ha. Evet. Ya. Her gün sabah akşam bulgur pilavı yemesen olmuyor, yesen olmuyor. Canboğazdan gelir atasözleri, demesem olmuyor, desem olmuyor. Oy oy oy. Oy. Vay adam vay. Evet. Şimdi gazayı açtık. Tamam. Vay 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 vay. Sensiz ben olabilir miyim? Evet. Ben şuraya geçiyorum hadi. Evet. Bizim buraların olmazsa olmazı şahane bir nimet var burada. Evet. Acayip güzel. Bizim oralarda, daha doğrusu bizim buralarda ona ahpakla derler. Ama genelde adı kuru fasulyedir. Evet. Değil mi anam? Evet. Ahpakla. Ahpakla. Evet. Bunu yiyen atıyor iki takla. Ya nasıl oluyorsun ya? Böyle bir tam bir Ramazan sofrası oldu ha. Evet, ha açtım. Değil mi? Tamam mı anam? Tamam anam. Tamam oğlum. Şuradan. Tamam anam. Tamam oğlum. Oğlum ben. Bakı Gölü'nün kıyısında anamlarla gaz yaptık. Gaz. Gaz. Eyvallah. Elinize sağlık. Şimdi bu evet. Kazın mesela sosu olur mu? Bu kaza ne bileyim biber bir şey atılır mı? Karabiber atılır mı? Bu pilav üstüne böyle yiyin. Böyle. Sade. Böyle yiyeceksin ama et, balık, kelle. Bunlar yenir elle diyor ya. Evet. Ona bir şey daha katalım. Et, evet. Balık, gaz, kelle. Evet. Bunlar yenir. Elle. Elle. He. Ciğeri nerede? Ciğeri. Hani ciğeri? Yok burada burada. Aha. Ha. Aha nasıl ben buldum? Ben buldum vallahi. Tamam bunu saklayalım bunu akşama ben yiyeceğim. Keşke dibara. Keşke inşallah. İnşallah. Bu da ciğeri. Ciğeri evet. Ciğerini yerim. Ha. Sağ ol. Şu da şöyle dursun. Ha. Ama bir şey daha var. Bu da bizim olmazsa olmazımız. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Oh. Ahpakla var. Darana var, bulgur var, üzerine gaz var. Daha ne olsun? Allah bereket versin ha. Evet. Şuraya koyayım ben anneciğim. Gel yanıma gel. Ne örüyorsun? Tarım işi. İyiyim, sen nasılsın? Ne örüyorum ha? Ne var sofranda? Ha, kim beyefendi kim? Necmi. Kim? O. Necmi. Necmi. Vallahi anam diyor ki sabahtan beri Necmi aşağı, Necmi yukarı. Necmi aşağı. Bir Allah bir o. Bir Allah bir o diyor. Doğru söylüyor. Çocuklar Çorlu'da diyor. Doğru söylüyor. Kaç sene oldu? 45 sene oldu. Hadi canım. Evet canım. Abo dur. Maşallah. Şimdi peki buralarda bizim buralarda hani akşam Ramazan iftar sofralarında falan böyle davetler olur. Evet. Değil mi? Evet. Konu komşu birbirini davet etmez eder. Mi? Eder. Eder. Niye Allah rızası için tabii. Soframız daha bereketli olsun evet. Diye. Beni bir davet edin emmim. Gidelim. Bu da benim beyim. Ha nerede? Daha. Anam emmi. Emmi gel hele emmi gel. Gel yanıma gel. Gel 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 yanıma gel. Bak anam kafama vural vural. Vural çocuğu kalacak. Durma da emmi kafama sen vuruyor ya. Geç. Kafa aptal edecek beni vallahi. Yani doğru söylüyorum. Ya emmi sen böyle geç. Heh. Bizim burası şahane bir yer. Tam Bakı Gölü'nün kenarındayız ya böyle tam dibindeyiz. Buralarda piknik alanları da var aynı zamanda değil mi mesela? Çok güzel var. Konu komşuyla buralara geliyor musunuz hiç? Gelirler gelirler. Değil mi? Peki bizim Bakı Gölü'nde balık var mı? Var ben voltacıyım. Hadi canım. Ha. Anam tam adamına denk geldim. ne tutuyorsunuz? Şu anda yasak. Ne balığı var? Sazan var bir de buranın yöresel bir palamurta benzer. Balığı var. Sevret şeklinde bir balığı var yöresel balık. İyi mi tadı iyi mi? Tadı güzel. Oh maşallah. Güzel. Allah sofralarımıza bereket versin. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Elinize kolunuza sağlık. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Karabiber aşma olur. Hele 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 yandım ya. Aman bundan güzel kaşmur aman. Karabiberim, biberim, biberim. Şahane mis gibi bir havada Mamas'ın Gökçeköy'ündeyiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aman abi ben şey yapmasam biraz. Gel gel. Valla. Dönmez abi gel. Bir şey yap. Ne arıyorsun abi nasılsın? İyiyiz abi. Merhaba abi. Abi merhaba. Abi. Hoş geldiniz. Ben şunu anladım. Bu hayatın bütün güzelliklerini çobanlar yaşıyor abi. Yemin ediyorum. Bütün keyifli şeyler anam bismillah. Onlar da. Abi bu ne güzel bir yer burası ya. Abi evet. Mesleğimiz gereği bu. Şimdi şu arkada gördüğümüz yer neresi? Mamas'ın mı? Mamas'ın barajı. Baraj değil mi? Baraj. Burası da Gökçeköy'ün etrafı herhalde. Arası. Çevresi. Bizim Türkiye'nin iki tane çok önemli köpeği var. Dört tane. Dört tane mi? Fazla da üç yok, tane aslında. Benim bildiğim Kangal. Malaklı. Malaklı. Akbaş. Akbaş ha üç tane üç tane. Akbaş. Kangal, Malaklı, Akbaş. İşte bu da bizim meşhur, Akbaş. Bizim Aksaray'ın şahane o dillere destan çoban köpeği Malaklı. Malaklı.
Malaklı. Bir şey söyleyeceğim abi. Bu kaç yaşında? 5-6 yaşında mı? Yok. 14-15 aylık. 15 aylık mı? Tabii. Şimdi bunlar 24 aya kadar büyürler. 3,5 yaşına kadar da kanlama dediğimiz, patlama dediğimiz genişlemesine gider. 24 aya kadar yükseklik yaparlar. 3,5 yaşına kadar da enleşme. Şu göğsünü açacak, kafa patlayacak, daha kafa büyüyecek. Bu daha ne büyüyecek tabii, abi? Benim büyüyecek. Bacağım kadar kafa var. Yalan da söylemiyoruz yani. 15 ay civarında yani. Doğru söylüyorum. Allah yani. Allah. Daha bebek yani. Bebek. Bu nasıl bebek abi, gözünü seveyim? İnsan yaşıyla aşağı yukarı 10-12 yaşındaki çocuk. Allah Allah. Tabii. Daha büyüyecek. Tabii büyüyecek. Boyu büyüyecek. Bu yüksekliği büyüyecek. 2 yaşından 24'den sonra da kalınlaşmaya başlayacak. Hey maşallah. Şimdi bizim bu yörenin köpeği ya bu. Aksaray bölgesi. Aksaray bölgesinin köpeği. Bu daha çok herhalde sürülerde. Çoban ve bekçi. Bekçilik yönü de çok ağırdır. Biliyorsun arkada eşeğimize bağlı. Bir tane daha var orada. Aşağıda mesela ağaçlara bağlı. Aha. Evdekileri de salmadık. Burada arazide insanı gördüler mi yerler bunlar. Ne? Yerler mi? Yerler tabii. Hadi yani yerken yani bayağı bir zarar verirler. 3-4 ay hastanede yatarsın. Yalnız bu yapmaz bir şey. Ama sen yani, söylüyorsun ama yalnız onlar, bu yapmaz. Söylüyorsun. Bağladık. Ha onlar bağladık. Onlar yapar. Ha. Onlar kart 2-3 yaşındalar. İnsana bayağı zarar verirler. Allah doktor Allah. Da raporu vermez. Onu da söyleyeyim ben. Rapor da mı vermezler? Ya vermez çünkü her yer delik deşik, diş izi. Allah muhafaza abi ya. Ama bunları daha çok kurt için, canavar için canavar falan için, değil mi? Zaten arkadaşımızın burada 800'e yakın bir davarı var. Maşallah. 3-4 köpekle bu davarı kuruyor ki bu arazi de kolay belli bir iş değil. Yani canavarcı olmasa burada yani 20 tane de köpek yapsan aldırırsın canavar. Değil mi? Yani canavar dediğimiz kurt kurttur. Mu? Canavar hiç geldi mi abi? Bu mesleği 36 yıldır yapıyorum. Maşallah. Dedemden kalma. Daha bunların sayesinde bir tane canavara rastlamadım. Hey maşallah. Gelemiyor. Gelemiyor. Yaklaşamıyor. Güç oyunu bozuyor, gelemiyor. Güç oyunu bozuyor, güç oyunu bozuyor. Ne güzel dedim valla. Peki abi, şimdi siz Malakların değil mi? Dernek başkanı. Dernek Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Dernek Başkanıyım. Aha. 2010'da derneğini kurduk. Aynı yıl KIF var, Köpek Irkları Kınoloji Federasyonu. Oraya bağlıyız. Aha. O da uluslararası FBI diye bir yer var. Şuradan da çok alnımız açık. KIF'ta bütün ırklarımızın ırk tespit çalışmaları yapıyor. Kangal'ın ırk tespit çalışmaları bitti. Uluslararası ırk olarak tanınıyor. Şimdi 4 ırkımızın üzerinde çalışma devam ediyor. Yani Malaklı, Akbaş, Anadolu Sultan Tatlısı, Kupay diye bir köpeğimiz. Bunlar bizim kendi yerli milli ırkımız. Bir sürü ırkımız var da sırayla hepsine güç yetmiyor. Bunlar parayla, maddiyatla olan işler. Tabii. Şimdi Malaklı'nın tarihçesi ne abi? Sümerler tarafından Orta Asya'ya, Mezopotamya havzasına getiriliyor. Hı-hı. Anadolu'da. Hı-hı. 2000 yıl evvel de asırlar zamanında insanlara karşı savaş köpeği olarak kullanılıyor bunlar. Allah'ım. Bunların adamcıl yönü çok sert olduğundan karşı mesela asıllar tek tip elbise giyiyorlarsa karşı taraftaki o yabancı giyenlere saldırıp savaşta zarar vermek için savaş köpeği olarak kullanılmış. Yani bunu silah gibi kullanılıyor tabii, yani. Savaş köpeği olarak kullanılmış. Allah Allah. Bir de bizim şu son 30 yılda 1000 yıldır belki de oldum olası Anadolu'daki köpek kültürü çok zayıf. Aha. Niye? Irkına hiç bakmayız. Yaptığı işten dolayı birbirleriyle eşleştiririz. Onu da yapınca ırklar bozulup kırılıp gidiyor. Kangal'da biz 8 sene uğraştık. Kangal'ı kurtardık. Şimdi Malaklı, Akbaş'ı da kurtaracağız da Malaklı çok uzun sürecek. Bunlar boğuş köpeği olarak ya. Son 30 senedir çok kullandılar. Maalesef onu kullanıyorlar. Hala da onun sıkıntısını çekiyoruz. Peki biz Malaklı köpeğinin mesela Malaklı olduğunu nereden anlarsın? Neresinden şimdi anlarız? Şimdi Aksaray Malaklısı bir kerelik bütün olay şu kafada toplanılır. Vücut olarak boz karabaş, göğe karabaş, ala, çapar. Şimdi şunlar mesela ala Malaklı. Tamam. Bu ne Malaklı? Bu bozla göğün arasında da göğe çalıyor birazcık. Şimdi kafaya göre şu ağız yapısı, şurası kısa olur. Aha. Burun kırığı dediğimiz şura kangallarda düz iner, bunlar da çukurlu. Çukurlu. Alt üst göz kapakları aşağıya doğru sarkıktır. Şu gerdan dediğimiz olay vardır. Malak dediğimiz şu alt ve üst dudaklardır. Yani düşük. Kalağını niye astın? Malağını niye düşürdün? Ben sana kızgınım. Ha. Kahveye böyle bir yere girdim. Suratımı dökerim yani asık suratla. Malağını niye düşürdün? Kalağını niye astın? Biz de bunu tuttuk. Malak dudak mı? Malak dudak. Ha, dudağını yani niye düzdün? Düşürdün yani. Ha. Suratını asmaya biz burada malağını niye düşürdün? Ha. Malağını niye astın? Bunlarda da alt üst dudaklar aşağıya doğru sarkıyor. Dur o zaman bir sorayım. Malağını niye düşürdün oğlum sen? Malağını niye düşürdün sen?
Malaklı. Yalnız şöyle söyleyeyim. Hı. Şimdi ben de üzülüyorum, bu da üzülüyor. Bir sevmedin yani. Seveceğim de korkuyorum biraz. Ya bir şey yap. Ya biraz tamam şimdi bismillah. Seve. Bismillah. İyi bir şey yapmıyor ya. Ha? Bir şey yapmaz. Şu malağından tutsan. Enik tabi bebe ya, yani. Ya. Ay maşallah. Şimdi malağından anlıyoruz. Yani alt dudaklarından. Yani, ha tüyler biraz bol olanı var. Biraz bunun kısır olanı var. Arka ayaklarında mamuz dediğimiz olaylar var. Bak mesela bunda yok eniğimizde. Mamuz ne? Şu ayağların şuralarında 5. 6. tırnak olur. Biz bunlara mahmuz deriz. Mahmuz. Yani ufak ufak parmaklar çıkar. Yani insanlarda nasıl 6 parmak diye olur ya bazen ufak ufak. Kangaldan farkı ne malaklının? Bunlar kangalla vazifeleri aynı. Çoban, bebekçi, köpeği olarak aynı. Akbaş da aynı. Bunların bekçilik yönü daha serttir. Yani insanlara karşı. Canavarcı olanı onların içinde de vardır, bunların içinde de vardır. Bütün ırklarımızda canavarcı köpek Allah vergisi olan içinden gelir. Bu 10 tane kardeştir. Bir batımda doğmuştur. Bunun 3'ü 5'i canavarcıdır. 3'ü 5'i görür gitmez. Ha bu bizim köpeklerde gördüğümüz bu. Ha başka kangalda akbaşta nasıldır onu bilmiyoruz. Niye? Bu köpeklerle çok oynanmış. Peki Muammer abi bunların hepsi canavarcı olmuyor dedin. Tabii hepsi canavarcı olmaz. Çünkü bu bütün köpeklerde, insanda da mesela 7 kardeş, 3 tanesi hakim, bir tanesi doktor, bir tanesi savcı, bir tanesi de ipi kopuk berduş. He. Yani oluyor mu görüyoruz. Şey, 5 parmağın 5'i bir değildir. Hayvanlarda da o. Yani kendi karakterine göre değil mi? Evet. Gelecek sene muazzam bir köpek olur. Öteki 2. senesinde anormal bir köpek olur. Şimdi yetiştirmesine bu şekilde yetiştirirse iyi çekimler yaparız. Eğer adamlara fazla görünmeden büyürse biz bunu bir daha tutamayız. Tutamayız. Bu tuttuğumuz aynen yani. Öyle. Şu köpeklerin huyuna suyuna gider, onlar da saldırgan. Mesela onlara yaklaşamıyoruz. Yaklaşamıyoruz çünkü ben arabayla geldim. Arka tarafta dağın orada beni yiyeceklerdi araba. Hadi canım, arabaya saldırıyor. Tabii, arkadaş davarın yanına gitti. Dava, arabaya da saldırıyorlar tampona pampona, bir de etrafında fır dönüyorlar. Bir de sürüye 300-500 metre kala kesinlikle afin bir yabancı yok. Varlığın girme şansı yok. Dur onu soracağım. Abimin yanına geçeyim şöyle bir de. Şimdi abi kaç yıllık çobanlık yapıyorsunuz? Abi 36 yaşındayım. 10 yılını bırak 26. 26 yıldır. Evet. Maşallah abi ya. Şimdi soracağım. Bir kere şu ortam dünyada yok. Şehir hayatından uzağız. Dağın başındayız. Sıkılıyor mu hiç böyle buralar? Sıkılmam, mesleğimiz. Koyunlar dışarıda mı yatıyor? Koyunlar şimdi ilkbahar işte havalar ısınmasının sebebiyle dışarı çıktı. Arazide kalıyor. Peki akşam mesela burada dağda acıktınız. Çoban yemeği yok mu? Çoban kavurma çoban nerede? Çoban pilavı var, çoban kavurması sizin, var. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Sizin çoban kavurmaları bütün şehirde herkes yiyor. Biz işte lokantalara falan yansıttık abi. İyi yaptınız. Siz de yapıyor musunuz? Yani yapıyoruz. Arada yapıyorsunuz evet, değil mi? Abi. Ama meşhur tabii bulgur pilavı var ha. Bulgur pilavı olmazsa olmaz. Apakla? Apakla da var. Apakla var. Kuru soğanımız da var. Ha, o kuru soğan var değil mi? Yumruğu vuruyorsun onu nerede? Canın yerim valla. Mesela sabah kaçta çıkıyorsunuz abi? İş kaçta başlıyor? İş sabah işte 4.30-5 gibi başlar. Öğlen 12.00-1.00'e kadar yayılıyor arazide. Geliyor işte yatıyor dinleniyor. Biz de yatıyoruz dinleniyoruz. Akşam 5'te çıkıyoruz. Arazide 10-11 gibi gece saatleri. Gece? Evet. 11 gibi tekrar 11. dönüyorsunuz. Tekrar dönüyoruz sabah 4.30-5. Peki mesela gittiniz şu dağın başına falan çıkıyorsunuz oralara. Karanlık olmuyor mu abi? Karanlık, elektrik yok, ışık karanlık yok. Karanlık oluyor abi. Karanlık oluyor işte ufak tefek el fenerleriyle falan. Yani karanlıktan sorun yok. Niye? Karanlıktan bizim tek korkumuz kurt. Koyun sürüğü için. O da köpeklerimiz var sağlam. Ondan yana sıkıntı olmuyor. Peki ya mesela ya ben bu karanlıkta kızım bir çıt dese ben var ya aşağı doğru kaçarım ha. Sizin yetişme tarzınızla bizimki ayrı abi. Biz yani, daha da büyümüşüz. Sen şimdi emmi oğlu bana çikolata bebesi mi diyorsun? Yani çikolata yaklaşık. Sağ ol, Allah razı olsun. Yaklaşık. Peki bunların yavruları var mı? Yavruları var. Malaklı dişim doğum yaptı. İki gün oldu. İki günlük yavru var mı? Evet. Görebilir miyiz onları? Görebiliriz. Vallahi ne güzel olur ha. Görürüz ha. Akşam da size yemek yiyebilir miyiz? Yeriz. Çoban salatayla, çoban kavurmayı sen yap. Pilavı ben de pilavı da ben yapayım. Sen yaparsan daha iyi. Ayıp ediyorum. Ama benim lezzeti uydurman lazım. Ayıp ediyorum. Toprağım bizde o kadar da şimdi o kadar çikolata bebesi değiliz yani. Şimdi elimizin kiri var yani. Sende el kiri yok. Niye yokmuş? Bende el kiri. Ben burada şimdi ben de yaparım. Şimdi senin ellerin çok temiz. Elimin kiri dedi de vallahi gayet kınalı. Kınalı kuzum. Kınalı kuzum. Bak. Kına yaktın. Yakılır mı bizim buralarda kına? Bizim buralarda yakılır. Hangi vakitler? Niye yakılır mesela? Ölüm kaşla göz arasında. Tamam. Ölürsek işte
benim bildiğim şeytan yanına gelmez hesabı. Öyle mi derler? Öyle diyorlar, bildiğim. Ha, yani o yüzden kınalı gezmek mi lazım? Kınalı gezmek. Şimdi askere gönderiyoruz askerlerimize. Kına yakıp. Kına yakıp gönderiyoruz. Sünnet ediyorsun çocuğu, kına. Aynen öyle. Evlendiriyorsun, kına. Kına yakıyorsun. Demek ki kınada var bir hayır. Ha, azıcık da bana sürek emmi oğlum. Sürek. Vallahi ne olur, vallahi azıcık da bana sürek. Ama o hemen girmiyor, onun bir gece bir belli saatinde yaktıktan sonra biraz poşetin içinde bekliyor. Beklerim poşetin içinde canım, ne olacak? Bekle, bekle, o zaman yakayım. Tamam, gidelim o zaman şeylere bakalım, küçük yavru malaklılara bakalım. Bakalım. Hadi buyurun, gidelim. Buzular böyle büyük ve hasretle analarını bekliyorlar. Emişecekler, buzuların karnı doyacak, kalan süt de bize kalacak. Kalmaz abi, kalmaz. İçiyorlar. Ama o, bunların hepsi içiyormuş ya. Gel ayrılıyor abi işte. Anne, kuzulu olanlar ayrı. Ya nasıl anlıyorsunuz onu, nasıl anlıyorsun? Şimdi anlatılar ayrı, bak geliyor abi. Yukarı çıksın. Çak çak çak. Sen de yardım et, kuşat abi. Ne diyeyim, düğün mü diyeceksin? Çık 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 çık. Az önce çikolata çocuğu diyordun bana. Ben anlamıyorum abi, ondan dedim ya. Tamam lan. Çak 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 çak. Hangisi ana, ben anlamıyorum ki. Ben anlıyorum abi işte, fark burada. Çak 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 çak. Mesela bunu anladım abi bak. Ana mı o? O anne. Anne gitti oraya. O, orada onları gördüm. Herkes kendi yavrusunu biliyor zaten. Aynen. Kuzular nerede abi? Kuzular içeride. İçeride. Şimdi ailelerinde kuzular buluşuyor. Evet. Bak mesela bazı böyle kaçak girenler niye girmeye çalışıyor? Şimdi onlar şaşırdı. Bizi çok korudu ya. Haa, şaşırdıklarım var. Evet. Kuzuların sessizliği bitiyor. Bütün kuzular içeriden çıkacak. Analarına doğru koşa koşa gidecekler. Aa, bismillah, kapı açıldı. Anam, 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 anam. Kendi değerinde, kendi telaşında bütün kuzular kendi analarını arıyorlar. Kokularıyla, nasıl buluyorlar bilmiyorum, herhalde kokularıyla buluyorlar. Hep bütün kuzular bütün kuzular kendi annelerini buluyorlar. Onları emecekler inşallah. Ah, bu da da, bu da da kuzu. Bu da kara kuzu. Bak oraya. İşte burada acayip bir telaş var şu anda. Seyirciler, işte en küçük malaklılar değil mi? İki tane var, evet, şu anda abi. Ahmet'in kucağında. Hey maşallah ya, bunlar kaç günlük şimdi abi? Bunlar abi bir günlük. Dün doğurdu daha anneleri. Maşallah 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 ya. İşte birisi erkek, birisi dişi. Ayrıyeten 4 tane daha var. Hı hı. Toplam 6 tane mi doğurdu? Evet, 6 tane doğurdu. Ya bunlar böyle 2-3 ay sonra herhalde şu kadar falan gene olacak. 3 ay sonra bunlar aşağı yukarı 60-70 olur santim omuz yüksekliği. Hı. Hani o canavarları kovalayan var ya, hani böyle Allah muhafaza yolda görsek yolumuzu değiştirdiğimiz. Aa bunlar. Ben ne yapayım şimdi, bunu yiyeyim mi ben? Zaten malaklı oldu abi, bu burun kırtmışlıklarından falan belli bak. Belli değil mi şuradan? Yani evet. Şu malaklarından, şuralarından. Evet. Ay maşallah 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 maşallah. Tamam 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 tamam, kızma kızma kızma. Şöyle göstereyim ben. Bizim ülkemizin en güzel milli, yerli değil mi hayvanı? Evet. Malaklı. Çok seviyoruz. Kangal ayrı, malaklısı ayrı, akbaşı ayrı. Ama bizim Aksaray denince akla ilk gelen malaklı. İşte bu da en küçük malaklı. Milli köpeğimiz.